Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere bir senedir paylaşım yapmamaktayım. İçinde bulunduğum durumlarla ilgili. Paylaşım yapmamamın sebebi kendisine saygı duyduğumuz bazı devlet büyüklerimiz, kendisine yapılan haksızlığın farkındayız. Hak etmediği şeyler yaşadı. Ancak önümüzdeki sene, yani bu senenin Nisan ayında ülkede birçok değişiklikler olacağını, bu zaman zarfında da Nisan ve sonrasında da benim Türkiye'ye getirilip davet edilip yaşadığım bu sıkıntılardan kurtulacağımı söylediler. Ama ben galiba yanlış anlamışım kıymetli dostlarım. Ben mevcutluğu getireceğimi bilmiyordum. Yani davet üzerine geleceğimi düşünmüştüm. Ama zannımca biraz önce de söylediğim gibi ben yanlış anlamışım. Kıymetli dostlarım, şu an içinde bulunduğum psikolojiyi anlatabilmem için geçmişten bir anımı kısaca anlatıp daha sonra yaşadığım olaylarla ilgili bütün her şeyi beraberce konuşacağız. Daha doğrusu ben anlatacağım, siz dinleyeceksiniz. Bu anlatımların sonunda siz eğer derseniz ki bu adam doğruları söyledi, bu adama haksızlık yapıldı, bu benim için şeref. Ancak şu da tabii ki özgürsünüz. Bu anlattıkları inandırıcı değil, bu anlattıkları doğru değil. Bu sebeple biz bu adama inanmadık. Tabii ki bu da sizin hakkınız. Ancak şunu samimiyetliğimle söylemek istiyorum. Artık insan hareketlerinden bile insanın söylediği yalanların veya yalan söyleme sanatı veya bu çok rahat uzmanlar tarafından tespit edilebiliyor. O arkadaşlarımız da bunları dinleyip, dinleyen olursa onlar da kendi fikirlerini paylaşsınlar. Samimiyetliğimle söylüyorum ve söz veriyorum ki konuşmamın başından sonuna kadar yüreğini kaburgalarının arkasında saklayıp hesap yapanlar gibi değil, yüreğini kaburgasının arkasından çıkarıp avucunun içine alıp tüm yaşananları samimi bir şekilde anlatacağım. Tabii ki bunu bir videoya sığdırmak mümkün değil. 9-10 tane bu konuyla ilgili video çekip ondan sonra eğer Allah ömür verirse tekrardan normal hayatımıza devam edeceğiz. Kıymetli dostlarım, takriben 3 sene kadar önce evimde bir toplantı olmuştu. Bu toplantıda dünyanın çeşitli önemli bankalarının 2 tanesinin sahibi, onların avukatları, tercümanları ve başkaca birkaç kişi, iş insanları dünya genelinde. Benim için çok önemli bir toplantıydı ve bu toplantı bizi ileride bulunduğumuz yerden en az 3-4 basamak yukarıya taşıyacak bir konuydu. Tabii ki biz burada otururken, görüşmeyi yaparken her iki grupta da birer tane agresif arkadaş vardı. Bunlar devamlı gerginlik çıkarıp birbirleri arasında konuyu olumsuz olarak olmaması için uğraşıyorlardı. Ben de onları sakinleştirip konunun olması için gayret göstermekteydim. Daha sonra uzaktan bir ağlama sesi duydum. Kapıdaki nöbetçiye dedim, bir ses geliyor. Lina dedi içeri girmek istiyorlar. Benim büyük kızım. Küçük kızım o zaman yeni doğmuştu. Dedim içeriye alın. Tabii kapı açıldı, Lina içeriye girince oradaki insanlar da şaşırdılar. Bunu anlam veremediler. Benim yanıma geldi, baba dedi bana çikolata ver. Çikolatayı da çok yemesin diye üst kata saklıyor annesi. Ben de dedim ki kızım abilerinden bir tanesi verse olur mu? Bana şöyle söyledi, hayır baba her zaman sen veriyordun, sen vereceksin. Kızım Lina 3 yaşında önde general gibi gidiyor. Ben onun arkasında emirleri gibi takip ediyorum. Tabii oradakiler bir anlam veremediler. Fakat ben şunu da biliyorum. Ben aşağı inene kadar o iki grubun içindeki agresif tipler bir daha geri dönülmez üzere sıkıntı yaratacaklar. Düşündüğüm gibi oldu. Yukarıya çıktı. Kızım çikolatalarını yedi. Aşağıya indiğimizde olay tamamen çıkmaz bir hale gelmişti. Misafirleri yolcu ettik. O konuda uzman olan, bana danışmanlık yapan arkadaşım dedi ki Allah aşkına reis ne yaptın? Bu olay bizim için ne kadar önemliydi? Ben de ona şunu söylemiştim. Kardeşim demiştim. Dünyada hiçbir konu yok ki, dünyada hiçbir para yok ki benim kızımın bir damla gözyaşının karşılığı olsun. Vallahi dedim değil paradan vazgeçmek, ben kızımın
Bir damla gözyaşı için dünyayı ateşe verdim demişti. Ve vereceğim. Kıymetli dostlarım, bildiğiniz üzere hakkımda bir polis operasyonu düzenlendi. Gerçi ne kadar polis operasyonu demek doğru olur, onu da ilerleyen videolarda veya bu videonun ilerleyen anlarında karşılıklı istişare de edebiliriz. Bu operasyonda evime gidildi. Evimde arama yapıldı. Operasyonda evimde arama yapılırken günlerce işte çelik kasanın kesilme görüntülerini verdiler. Çelik kasa işte şöyle kesildi, böyle kesildi. E tamam, çelik kasayı öyle kestiniz, böyle kestiniz. Peki neden biz bu kasayı kestik ama içinden bir tane dosya kağıdı bile çıkmadı? Havadan başka hiçbir şey çıkmadı. E bunu niye söylemediniz? Veya bunu niye açıklamadınız? Kasanın kesilme görüntülerini basına servis edenler kasanın boş olduğunu niye yapmadınız? Veya Sedat Peker'in muhteşem evi, Sedat Peker'in dev evi diye devletin 300 dönümlük arazisini, ormanı, Beykoz korusunu gösterip sanki orası benim evime aitmiş gibi gösterip bu algıyı, bir algı yaratmak istediniz. Yan taraftaki komşu evleri de bizim evmiş gibi gösterip Sedat Peker'in devasa muhteşem evi. Hangi parayla aldı bu evi? E peki 25 senedir burası bizim aile evimiz olduğunu niye söylemediniz? 25 sene önce annemle babam kalıyordu. Daha sonra abim kaldı. Son 15 senedir de ben kaldım. Cezaevlerini saymazsak. Şimdi ben bunun sebebini biliyorum işte. Sedat Peker'in zırhlı aracı. Bir kere o araç zırhlı değil. İkincisi benim aracım değil. Eşim ve çocuklarımın kullandığı araç. Bir zenginlik, bir şatafat, işte nereden geliyor bu para? Ben bunun anlamını biliyorum. Bunun anlamı şu, insanların beyninde işte yasa dışı yollarda elde edilen para, Sedat Peker suç örgütü manşetler, bak siz bu kadar sıkıntı içindesiniz, ekonomik kriz var, bu kadar yokluk içindesiniz, sizin paralarınız işte buraya gidiyor. Bunlar alıyor sizin paralarınızı. Ya vallahi kusura bakmayın. 25 sene öncesinin evi, o arazi de devletin arazisi, benim değil, orman. Bütün halk giriyor, Beykoz korusu meşhur, herkesin yeri. Benim evim bir dönüm 700 metrekare için, yani 1700 metrekarelik alan benim evim. Diğer taraftan kasa, işte kasa deyince aklınıza ne gelir? İçinden pırlantalar, işte elmaslar, böyle en değerli... İşte yumruk büyüklüğünde elmaslar, dolarlar. E hani bomboş. E niye söylemiyorsunuz bomboş diye? Tabii bu sizin işinize gelmiyor. Çünkü kafanızda planladığınız algı şeyi. Ben sizin okuduğunuz, incelediğiniz ve devamlı uyguladığınız o Joseph Goebbels var ya, Hitler'in propaganda bakanı. Daha bu ülkede kimse ismini bilmezken. 21 yaşında Almanya'dan arkadaşlarıma söyleyip onu anlatan kitapları getirmiştim. Türkçe olmadığı için de Türkçe'ye çevirtirebildiğim kadarını çevirtip okumuştum. Siz bu taktiklerle normal insanları belki kandırabilirsiniz veya kandırdığınızı düşünebilirsiniz. Ama ben meramımı anlatacak kadar bilgi birikimine de sahibim, tecrübeye de sahibim, imkana da sahibim. Hadi şimdi operasyona, kapı kırılarak içeri girip, bir kere o kapı bombaya duyarlı kapı. Eşim kapıyı açmasa, polisler sabaha kadar bir gün boyunca vursalar o kapıyı kıramazlar. Kapıyı eşim açtı. Tabii kapıyı eşim açtı, avukat olduğu bilindiği halde sabahın beşinde elinde polis tüfeği doğrultup eşimi duvar tarafına itti. E kasa görüntülerini yayınlıyorsunuz da sabahın beşinde üç tane ufak çocuk, bir tane annenin oturduğu eve o tüfekle girip o evdeki anneyi duvara nasıl ittiğiniz o görüntüyü niye yayınlamıyorsunuz? Yayınlasanız. Madem yaptığınız işten gurur duyuyorsunuz, buyurun duyduğunuz gururu yayınlayın. Ve hemen akabinde eşim o odada çocuğum yatıyor, kızım yatıyor dediği halde o odanın içerisine tüfekle girdi.
Herhalde kızım, benim kızım filmlerden görmüş olacak ki ellerini havaya kaldırıyor. Daha uykudan uyanır uyanmaz tüfeği görünce. Allah ondan razı olsun. Kim olduğunu bilmiyorum. Organize şubeden bir polis memuru diyor ki, ne yapıyorsun, o daha çocuk, görmüyor musun diyor. Ve tüfeği indirtiyor. Kim olduğunu vallahi bilmiyorum ama insan evladı. Allah razı olsun. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biraz önce de demiştim, benim kızımın bir damla gözyaşı için kızlarımın ben dünyayı yakarım. Vallahi de yakacağım, billahi de yakacağım, tallahi de yakacağım. Beni çocuklarım üzerinden korkutup sindirmek istediniz ama dünyadaki en hatalı şeyi yaptınız. Allah'a yemin olsun, bunu hep beraber yaşayıp göreceğiz. Ben bu yapılan operasyonu benim de düşündüm. Kendi kendime dedim ki, ya bir insan bunu yapabilmek için nasıl bir mantığa, nasıl bir yönlendirmeyle bunu yapmış olabilir? Çünkü hiçbir akıl almıyor. Dünyanın en vicdansız insanı bile bir çocuğa tüfek doğrultup çocuk olduğunu gördükten sonra bile doğrultmaya devam etmez. Edemez. Tabii ki ona bu şekilde emir verilmediği sürece. Kıymetli dostlarım, bu bana yapılan operasyon, derin devletimizin sayın başı olarak bilinen Mehmet Ağar ve de pelikancılar olarak adlandırılan, şu an hiçbir aktiviteleri olmadığı söylenen grup tarafından koordine edilmiştir. Ama taşeronluğu bunlar tarafından yapılmıştır. Basın ayağını pelikancılar, düşünsenize Akit'ten Ulusal Gazete'ye kadar, yazı işleri müdürlerinin kardeşim gibi, onların da beni abi gibi sevdiği basın organlarında bile suç örgütü diye yazdırabilecek güç ancak basındaki pelikancıların oluşturmuş olduğu o gruba ait. Bunu bütün herkes biliyor. Tabii benim kafama takılan sorunlardan en önemlisi şu: Mehmet Ağar yılların kurduğu, yani hiçbir işinde iz bırakmaz. Bu kadar iz onun yönettiği, onun yönlendirdiği her şeyle o kadar açık ki bunu neden yaptı? Bunu neden bu kadar açık etti? Bunun da illaki vardır bir sebebi. İllaki taşeronluğunu yapmış olduğu bu organizasyonlar ona bu taşeronluğu verenleri belki mutlu etmiştir. Ya da onlara değil de kendisine hedefe koyup payeler almak istemiştir. Çıkarımlarda bulunmak istemiştir. Derin devletimizin başı ya. Ben bir devlet tanırım. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Öyle derini, derinsizini anlamam. Hem de hiç anlamam. Bu derin devlet nasıl oluyor? Böyle çok derine kazınca mı derinleşiyor da daha derin bir adam oldu filan? 10 tane polisin, 10 tane çılgın asker başçavuşun, 10 tane kadar da subayın düşündüğü, cesaret ettiği ve yapmış olduğu eylemleri ellerinde öyle pipalarla, ellerinde öyle prolarla, oturduğu yerden fularlar bağlayıp güzel kıyafetler giyip işte derin devletten, derin devletten. La ben bunların göbeğinde yaşadım da, ben bunların içinde yaşadım gençliğimin ilk yıllarından beri. Bu ülkede hemen hemen olan birçok şeye ya şahit oldum ya içindeydim zaten. Lan beni mi korkutacaksınız? Derin devlet. Vah. Göreceğiz derinliğinizi. Ne kadar derinmişsiniz hep beraber göreceğiz. Ben bu yapılanları düşündüm. Dedim ki ya biz Müslümanız. Müslüman olduğunu her şekilde belli eden, refere eden bir hükümet tarafından yönetiliyoruz. Ne kadar güzel, büyük bir şeref. Ve benim de oy verdiğim, bildiğiniz üzere birçok desteklerde bulundu. E şimdi biz Müslümanız. Bizim itikadımız ne üzere olması lazım? Kur'an üzere. Bizim itikadımız ne üzere olması lazım? Sünnet üzere. Ya da mensubu bulunduğumuz mezhep üzerine. Vallahi bu olayı ve bu olaydan önce yapılan toplantılarda söylenenleri, gizli toplantılarda söylenenleri ama benim öğrendiğim şeyleri kafamdan geçirdim. Hangi mantığa oturtturarak bunu
Bu şekilde yaptılar, söylediler. Şimdi diyorlar ki masalarda onu yok edeceksiniz. Bir alt rütbelilere söylüyorlar. Allah Allah. Ve hani biz Müslümandık? Hani itikadımız bizim Kur'an üzerineydi, sünnet üzerineydi? Hani mezhebimiz üzerineydi? Kutsal Kur'an'ın her yerinde geçiyor Kur'an'ı zişanın. La ilahe illallah diyor. Vardan yok edebilen, yoktan var edebilen yalnızca Allah'tır diyor. Ya bu nasıl bir kibir? Bu nasıl bir güç zehirlenmesi? Onu yok edeceksiniz. Beni sen yaratmadın. Beni siz yaratmadınız. Beni Allah yarattı. Bütün hükümetin, bütün herkesin bundan haberi var demiyor. Ya Allah aşkına, sizin yönetiminizde bu olay yaşanıyor. Ve bir anne çıkıyor yaşadıklarını sayfasında paylaşıyor. İki tane müfettişiniz yok mu sizin görevlendirecek? Bu anlatılanlar olmuştur diyecek müfettişiniz yok mu? Sayın Cumhurbaşkanı açıklamıştı. Sabahın beşinde artık insanların evine gidilip böyle şeyler yapılmayacak. Sanki birileri o sözün üzerine dalga geçer gibi. Daha üç gün geçmemiş arada. Sabahın beşinde ve hiçbir kadın polis de yok evde yanlarında. 50 küsur tane polisle geliyorlar. Organize şube ve karakoldan gelen iki bayan polis sadece görevlerini yapmıştır. Ne kötü davranmıştır ne de iyi davranmıştır. Kendilerince soğuk bir şekilde görevli. Normal. Hiçbir sorun yok. Ekmek parası tabii ki yapacak. Özel harekatçıların içerisinde de oraya yollanmış olan iki kişi, beş polis var özel harekatçı. İki tanesi özellikle bunları yapanlar. Bunu bulmak zor değil ki. Kamera kayıtları var. Niye incelemiyorsunuz? Niye bakmıyorsunuz? Hani Müslümandık? Hani Kur'an üzereydik? Yok edeceğiz. Allah Allah. Siz mi var ettiniz? Siz mi yarattınız? Yüce Allah söylüyor. La ilahe illallah. Kutsal kitabımızda yazıyor. Yoktan var edebilen diyor. Bir daha söylüyor. Üçüncü kez tekrar ediyor. Vardan da yok edebilen yalnızca Allah'tır diyor. Bu nasıl bir güç zehirlenmesi? Yok edeceğiz. Bu yapılan olay Kur'an üzere değil. O zaman sünnet üzere mi? Bunu inceleyin. Sünneti seniyeden bakayım dedi. Peygamber Efendimiz savaşa giderken askerlerine söylediği söz. Düşmanların kadınlarına ve çocuklarına zulmetmeyin. Onlara eziyet etmeyin. Allah Allah. Yapılan sünnette de karşılığı yok. Ya biz düşman mı olduk? Biz düşmansak düşman olduğumuzu bilelim. Hani Nisan'da ben gelecektim, benim iade itibar gibi olacaktı. Hani bana haksızlık yapılmıştı. Doğru, ben yanlış anlamışım. Ben mevcutlu getirilecekmiş. Eş zamanlı operasyon yapılıp. Ne kadar komik ve ne kadar acı. Ne kadar hüzün verici. Düşmanınıza bile bunu yapmayın derken, vatandaşınıza ya, kendi vatandaşınıza bunu yapıyorsunuz. Onun çocuğuna. Bana diyelim ne yaparsanız yapın. Ben yüksünmem. Her zaman dediğim gibi ben Kafkas asıllı Karadenizli bir Türk ailesinin çocuğuyum. Allah'a yemin olsun. Burnum yere düşse ben eğilip almam. Bu yaşıma kadar herkes bilir. Yine bir sünnet seniyesinde Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki çocuklarla mazlumların duasının arasında benim çocukları sevindiren beni sevindirmiş gibi olur diyor Peygamber Efendimiz. Çocukları sevindiren beni sevindirmiş gibi olur. Üzen de Peygamber Efendimiz'i üzmüş gibi olur haliyle. Salat selam olsun Peygamber Efendimiz'e. Yaptığınızın Kur'an'da yeri yok. Sünnette yeri yok. Peki mezhebimiz üzerinden bakayım istedim, bir düşüneyim. Bu yapılan ne üzerine?
Hangi yerden vicdanen bir şey çıkarıp bunu yaptılar? Bu emirleri verdiler. Mezhebimizin kurucusu İmam-ı Azam bir gün bir ufak kız çocuğunun ağladığını görüyor. Ve gidip kız çocuğuna neden ağlıyorsun? Arkadaşlarınla niye oynamıyorsun dediğinde onlar benimle oynamıyorlar diyor. İmam-ı Azam gidip o an bakkaldan bir torba şeker alıp çocuğa verip sen bunu arkadaşlarına dağıt, seni oyuna alacaklar diyor. Ve çocuk gidip o bir torba şekeri onlara dağıttığında onu oyuna alıyorlar. İmam-ı Azam ertesi günü tüm çocukların sayısı kadar oyuncak satın alıyor. Yine o kıza getiriyor. Diyor ki bunu arkadaşlarına dağıt. Arkadaşların bundan sonra seni hep oynayacaklar, seni oyuna alırlar. Mahalledeki çocuklar İmam-ı Azam'ın yanına gelip diyorlar ki sen Hanife'nin nesi oluyorsun? Ben diyor babasıyım. Hayır diyorlar, o yetim, sen babası değilsin. O da diyor ki hayır, siz yanlış biliyorsunuz, ben onun babasıyım. Daha sonra İmam-ı Azam Numan Hazretleri'ne Ebu Hanife diyor çocuklar. Hanife'nin babası. Asıl ismi Numan'dır mezhep kurucumuzun. Arkadaşları bu isim çok kullanılmaya başlayınca tüm çocuklar Ebu Hanife, Ebu Hanife, yani Hanife'nin babası deyince İmam-ı Azam arkadaşları diyor ki biz sana Numan diyoruz, onlar Ebu Hanife diyor. Onları uyaralım, onlar da normal Numan desinler. Peygamber'e özür dilerim. Mezhep kurucumuz İmam-ı Azam Hazretleri elini kaldırıyor. Bundan sonra siz de bana lütfen diyor Ebu Hanife deyin, Hanife'nin babası. Ya mensubu olduğumuz mezhep bir kız çocuğunun, 6-7 yaşlarında bir kız çocuğunun gözyaşları üzerine isim almış bir mezhep. İmam-ı Azam Hazretleri, mezhebimizin kurucu imamı, kendi adından vazgeçip yetim çocuğun gözyaşı üzerine dünyada herkes tarafından Numan ismini kimse zannediyor mu bilmiyordu. Benim gibi okuyan inceleyenler biliyor. Ya yapılan iş Kur'an üzere değil, sünnet üzere değil, mezhep üzere değil. Ya hangi vicdanla bu yapıldı? Tabii ki ben bunu biliyorum. Oraya yollanıp o seçme olarak gönderildi. Ailem üzerinden korkutmak. Buna Mehmet Ağar polisliği denir. 1990'larda da insanlar çocukları ve karıları üzerinden korkutulurdu. O tarihleri bilenler bilirler. Şimdi tekrardan Mehmet Ağar yüce elini aldı. O zaman normal devlette bürokrattı. Şimdi de derin devletimizin başı olmuş kendisi. Bu ünvanı kim veriyorsa, nazı veriyorsa. Ama vallahi ters etti. Billahi ters tepti, tallahi ters tepti. Bunları da nasıl ters teptiğini de göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Hele ki ben, kızımın bir gözyaşı için dünyayı yakarım diyen ben, o toplantıyı bırakıp giden ben, benim kızımın vücudunda yaralar çıktı. Kızım eve gelmek istemedi. 2 gün sonra geldi eve, gelebildi bizim uğraşlarımızla. Vücudunda yaralar çıkınca hastaneye getirdi annesi. Doktorlara demiş ki bu psikolojik, korkudan dolayı oldu. Ama bu iyi bir şey demişler. Eğer içinde atıp bilinç altında kalsaydı bu ileride daha kötü olurdu. Şimdi de mesela reddediyor. İşte eve annesi konuyu açınca işte polisler falan. Hayır diyor, bizim eve polis gelmedi ki, sen kendini kandırıyorsun diyor. Şimdi de tamamen beyninden sildi. Ama psikoloğu devamlı bunu söyleyin, bununla yüzleşmesini bu yaşta yapması lazım diyorlar. Mehmet Ağar polisliği, derin devletimizin başı. Geldik 2020'ye, tekrardan insanları çocuklarıyla, kadınlarıyla korkutacağız. Ben bu işte yanlış seçimdim. Ya PKK'lıların çocuklarına çikolata verip bunu yayın yapıyoruz. Vallahi doğru, billahi doğru. Düşman da olsa, ne olursa olsun bu dünyada hiçbir çocuk üzülmemeli. İster FETÖ'cü olsun, en nefret ettiğim FETÖ'cüler, en nefret... Vallahi üzülmemeli, billahi üzülmemeli. Ya şimdi onlara çikolata vereceğiz, bizimki çocuk değil mi? Bizimki de çocuk, bir de kız çocuğu.
Vallahi erkek çocuklarıma eziyet bile etseler, derim ki hayat onları sertleştiriyor, daha sert adım olacaklar. Ama kızlarıma olmaz. Böyle şeyceğiz. Kıymetli dostlarım, önümüzdeki günlerde biz böyle yan yana devam edip içinde bulunduğum dosyayla ilgili konuları ve diğer konuları, ayrıca ben suç örgütü nasıl kurulur diye Sayın Mehmet Ağar'ın son zamanlarda işlediği, 90'lı yıllarda bizlere o yaptırılan, yaptırmak istenenlerden ziyade bu zamanlarda işlenilen mesela Acarkent'te yaşanılan o silahlı ateşleme olayını nasıl kapattırdı? O silahlı ateşleme olayı nasıl oldu? Bunların hepsini tek tek konuşacağız. Bunlar afaki laf değil. Telefon sinyalleriyle ve çok rahat bir şekilde iki müfettişin 2 saniyede çözebileceği şekilde anlatacağım. Altınbaşları nasıl komployu kurup emniyete aldırıp daha sonra parayı almak için tezgahın nasıl bozulduğunu anlatacağım. Şimdi el altından o aileye nasıl dosya hazırlattıklarını anlatacağım. Halen de hazırlanıyor, benim dosyama benzer mahremiyette hazırlanıyor intikam için ilerleyen zamanları. Ya da Mübariz Mansur, dünyanın en değerli adamlarından biri. Hiç yan yana gelmedi. Ama Türkçülük Turancılık davasına hizmetini her zaman duydum. Okuttuğu öğrencilerden, burs verdiği öğrencilerden, yaptıklarından duydum. Aynı istikamet üzere olanlar birbirlerinden haberdar olurlar. Sen hiçbir şeyken, tüm itibarın bitmişken seni yanına aldı. İtibar verdi. Her şeyi para verdi. Ve sen gidip bazılarıyla anlaşıp FETÖ'cü diye adamı içeri attırdın. Mübariz FETÖ'cülük. Ya buna deliler bile inanmaz ama yapıldı bu ülkede. Milyar dolarlık yerini aldınız, adamın el koydunuz. Marina. Ve Bodrum'daki Marina. Ya sen devlet memuruydun, emekli oldun. Sen nasıl alabiliyorsun milyarlarca dolarlık yeri? Ama doğru, sen üstüne almadın. İkili anlaşmalarla senin yüzden garanti altına alındı. O Azerilerin üzerine ne yapıldı? Azerbaycanlılar üzerine, değil mi? Sen adamın yanında dururken adamın bunların hepsini uzun uzun konuşacağız. Normal bir adamın nasıl FETÖ'cü yapıp mallarına çöktüğünü, ama hakimler de vicdanen dosyayı görüyor da ceza vermesi olmaz, baskı mı? 5 sene ceza verip 8 ay yatıttırıp dışarıdan mahkeme tahliye ettiler. Herkes de nihayetinde vicdan var da. Ama ben olsam yemin ederim dosyayı bile iade ederdim, kabul etmezdim. Böyle olmaz. Bu ayıp derdi. Annemin cenazesine beni yollamadı FETÖ'cüler. Allah'a yemin olsun onlar benim yaşadığım sürece düşmanım ve ben öldükten sonra da benim çocuklarım onlarla barışırsa bu da benim vasiyetim olsun. O çocuklar benim çocuğum artık değil. Ya FETÖ'cüler bile benim karım, çocuklarım evde yalnızken polis yollamadılar. Ya bu hangi mantık? 1,5 senedir evde değil. 1,5 senedir yurt dışında. Bunların hepsini uzun uzun konuşacağız. Bir de bana bir dosya hazırladılar. Ya 24 saat esasına göre korunan bir insanım. Siz polis yolladınız, yanımdaydı. O gün de polis vardı. Niye polise sormuyorsunuz? İfade yazdırtmışsınız ya, 10 tane Kalaşnikov'lu adam böyle oldu bu. Polis görmesi lazım. Niye koruma polisinin ifadesi yok dosyada? Siz verdiniz polise benim yanımı. Ona niye sormuyorsunuz? En güvenilir adam o. 10 tane Kalaşnikov'lu adam görmüş mü evde? Ona sorun. Aslında organize şubenin dosyası değil bu dosya. İstihbaratta hazırlandı. Sonra organize şubeye kucağına atıldı. Organize şube, ben Hanif Avcı döneminden bilirim. Adil Serdar Saçan dönemini bilirim. Ondan sonrasında Fethullahçıların dönemini bilirim. Organize şube bir adama eğer ki kelek yapmak isterse
Eğer ki o adama bir film yapmak isterse dosyanın hazırlamanın hileleri vardır. Artık bunların hepsini profesyonel olduk, biliyor. Türk Ceza Kanunu'nu ezberden biliyor. Bunu yaparlardı. Ama dosyaya baktığınızda organize şubenin yapabileceği şeytanlıklar, isteseler yapabileceği şeytanlıklar yok. E zaten dosyanın nasıl hazırlandığını da ben anlatmıştım en başındayken. Dikkat edin, her operasyonun bir ismi vardır. Bu operasyonun neden yok? Hırsızlara bile operasyon yaptıklarında bir isim koyuyorlar şu operasyonun. Ya da bir operasyon olunca şube müdürü çıkar açıklama yapar, il emniyet müdürü çıkar açıklama yapar, vali çıkar, dosyanın önemine göre emniyet genel müdürü, İçişleri Bakanı. Niye benim dosyamla ilgili siz hiç kimsenin bir açıklama yaptığını gördünüz mü? Ben görmedim. Bir basın açıklaması yapılmış. Çünkü kendileri de biliyor. Bu Mehmet Ağar ve Pelikancılar grubunun taşeron olarak kullanıldığı birilerinin dosyası. Bunu onlar da biliyor. Onların da vicdanını rahatsız ediyor. Ama güç. Ama güç böyle bir şey işte. İnsanı sessiz bırakıyor. Müsaade ederlerse bu dosyanın adını ben koymak istiyorum. Çünkü onlar koymadı, dosyam isimsiz doğmasın. İsimsiz olmaz da her dosyanın bir ismi var. Feridun Öncel vardır. 66 yaşında. Abi diye hitap ettim. MİSİAD'ın genel başkanı. Yani memleketçi, sanayici, iş adamlarının genel başkanı. İnşallah beni affeder. Hayat boyu ona eziyet ettim. Takriben 26 senedir hep eziyet ettim. Kimse öyle fazla şaka yapmam ama ona karşı çok acımasız şakalar yaptım. Durup dururken telefon açarım. Feridun Başkan şöyle bir olay oldu. Abi kap böyle bir olay oldu. Büyük sıkıntı var. Başına şu gelecek. Şurada şu olay oldu. Ülkenin durumu kötü. Gene bir gün böyle makale yapmak kafama takıldığında bunu aradım. Dedim ki Feridun Başkan dedim. Çok önemli bir olay var. Hemen il başkanlarını toplaman lazım. O heyecanla dedi ki her seferinde de bana olan inancından her seferinde de düşer şakalarıma. Şivesi de Güneydoğu şivesi. Çok tatlı konuşuyor. Dedi ne var? Dedim ki bir kediye tecavüz etmişler. Ne yapayım dedi ben. Dedim basın açıklaması yap. Ya niye dedi? Bana ne dedi kediye tecavüz? Ya dedim televizyonlar, gazeteler veriyor. Yapacağın şu dedim, hayvanlara karşı uygulanılan tecavüzler ve kötü muamele hapis cezası istiyoruz. Ya dedi o bizim konumuz değil, onunla ilgililer yapsın. Dedim ki ya sen böyle yaparsan, çok dedim hayvan hakları savunucusu, kadınlar var, şeyler böyle çok saldırganlar. Bunların hepsi dedim seni kahraman yaparlar, hem de sen de hayırlı bir işe imza atmış olursun. Ya dedi beni bırak dedi her zaman dediği gibi, ya zulmetme dedi bana, Allah'ını seversen beni bırak dedi ya. Dedim olmaz yapacaksın. Neyse biz bununla bu konuştu. Size bana yapılan operasyonda MİSİAD Genel Başkanı'na sorulan soruyu soruyorum. Bu kediye tecavüz edilme meselesi nedir? Deli olduğumu düşünüyorsunuz değil mi? Böyle bir soru olmaz. Vallahi billahi var ya. MİSİAD tüm ülkede, dünyanın her ülkesinde örgütlenmiş bir teşkilatın 66 yaşındaki genel başkanının kedi tecavüzü davası. Nasıl? Bu ismi sevdiyseniz, bundan sonra bizim davanın, operasyonun adı kedi tecavüzcülerine direniş davası olsun. Operasyonu olsun adı. Ne kadar komik değil mi? Bunları ve bunlar gibi birçok şeyi konuşacağız. Daha Mehmet Ağar'la ilgili o anlattıklarım suçlar, bir de benim anlattıklarım böyle magazin tadında falan değil, öyle onu böyle. Kim, kimi hangi telefonla aradı, hangi saatte aradı ve telefon tapelerinden, iz düşümlerinden, sinyallerden o dediğim kişiler o saatte orada mı? Suç işleyen kişilerle aynı anda nereye geldiler? İki müfettiş, iki saatte tık bitti. Bakacağız.
Bakacağız. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Artık videoyu yavaş yavaş tamamlama zamanı geldi. Ama bir hikayeyle bu videoyu tamamlamak isterim, müsaade ederseniz. Tapduk Emine vardır tarihimizde. Büyük, değerli üstad, Hazret. Yunus Emre Tapduk Emre'nin dergahına gider. O dergaha gönül verir, o dergaha bağlanır. O kadar çok dikkat eder ki Yunus Emre'nin çalışkanlığı, azmi, dürüstlüğü, ruhani hissiyatı. O kadar çok insanların dikkatini çeker ki hemen dedikodu yaparlar hakkında. Şöyle derler. O Tapduk Emre'nin kızına aşık oldu. Ondan dergaha geldi. Aslında inancı için, iman için gelmedi derler. Bunu duyunca Yunus Emre çok üzülür. Tapduk Emre'den dergahın oduncusu olmak için izin ister. Tapduk Emre'ye izin verir. Ama enteresan bir şekilde Yunus Emre dergaha bir tane bile eğri odunu sokmaz. Ya düz odunu nereden bulacaksın? Ya her yeri arar tarar ve hep düz odun getirir. Bir gün Tapduk Emre ile artık bu dedikodu o kadar çok yayılır ki Yunus Emre onun kızına aşık olduğu için geliyor. Bir gün Tapduk Emre ile yüze bu konu olur. Yunus Emre kafasını eğer Tapduk Emre'ye hocasına şöyle de. Ben bu dergaha bir tane eğri odun bile getirmemeye dikkat ederken sen bu yalanı söyleyebilecek bunca insanı bulup buraya nasıl getirdin hocam der. Ve müsaade ister gider. Ve daha sonraki zamanlarda Tapduk Emre üzüntüsünden gözyaşı dökmekten kör olduğu söylenir, rivayet edilir. Vallahi diyorum billahi ben günahları olan bir adamım. Dini bilgisi çok olan ama günahları da olan bir adamım. Yani ben günahsız değilim kardeşlerim. Çok günahım vardır. Ancak tüm samimiyetliğimle söylüyorum. Ben inandığım davayı, ben inandığım davayla ilgili o davaya bir kere eğri odun vallahi taşımadım, billahi taşımadım. Abi diye gördüğüm, büyük diye gördüğüm insanlara asla yalanı söylemedim. Ancak bizim sözümüz muteber olmadı. İnternetten bulabilirsiniz. Mehmet Ağar'ın oğlu var, Tolga Ağar. Geçmişten ben Mehmet Ağar'la da Tolga Ağar'la da tanışırız. Tolga Ağar'ın bir videosu var, lütfen seyredin. Ben diyor, benim için Cumhurbaşkanlığı diyor, Allah gibidir diyor. Bak, Cumhurbaşkanı görmek, Allah görmek gibi. Cumhurbaşkanı Allah gibi diyor. Samimi söylüyorum. Aynı konuşmada 4-5 kez söylüyor. İnternetten girin arayın. Yüce Allah'ı, kainatın tüm sahibini, biz söylerken bile hücrelerimizin titrediği Yüce Allah'ı Cumhurbaşkanlığı makamıyla eş gören insanları milletvekili yaptılar. Bize de düştü gurbet yolları. Hiç önemli değil. Gurbette de insana arkadaşlık yapacak güzel şarkılar var. Mesela Mahzuni Şerif'in şarkıları. Daha çok şeyler biz konuşacağız. Çok şeyler anlatacağız. Allah'a emin olsun. Öyle değil. Madem ki bana bu kadar bunları yaptınız, madem ki davet edilecektik, gelecektik, aslında eş zamanlı ülkeler arası organizasyonlar. O pasaport iğrençliği, onu da anlatacağım. Kelime kelime anlatacağım insanlara. O rezilliği. Ya gözaltına alınıyorum. Gözaltına alındığım an FETÖ'cü kanallar yayına geçiyor. Uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu operasyonu ya. Operasyonu yapan bakanlık yazıyor. Vize süresi ihlal edildiği için diyor sınır dışı edildi ya. Resmi yazın. Uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu. Ama bizim büyükelçilerimiz de kaldığım her ülke.
Öyle çok bilmişler var. Böyle çıkıyorlar televizyonda program yapıyorlar. Anlatıyorlar, anlatıyorlar. Lan kardeşim ya. Bu internet çok faydalı bir şey, çok yararlı bir şey de ruh hastalarının bütün hepsini kendini gazeteci zanneden, bütün ruh hastalarının içindeki o kinleri dökmek için, o manyaklıklarını yapmak için de bir zemin oldu. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, videomu şu şekilde müsaade ederseniz tamamlamak istiyorum. Benle ilgili diyorlar ki, onu yalnız bırakacağız. Onu kimsesiz bırakacağız. Onu çaresiz bırakacağız. Ben yola çıkarken Nihal Atsız Hoca'nın eserlerinin çoğunu ezberden bilirim, şiirlerinin. Yolların Sonu diye bir kitabı vardır. Şiirin bir dörtlüğü şöyledir. Bir gurbete yollanıyorken yeniden, inanın kimse gelmeyecektir bize. Bir kemiğin ardından saatlerce yol giden, itler bile gülecek kimsesizliğimize. Ben 16 yaşında yola çıktığımda, bir cebime musalla taşını, diğer cebime ceza bir parmaklıklarını koydum. İtlerin bile güleceği çaresizliğe, kimsesizliğe düşsem de, benim yolum bu dava üzere olacak dedi. Turan'ı kuracağız kardeşlerim. Türk Birliği'ni kuracağız kardeşlerim. Yüce Allah'a emanet olun kardeşlerim.